sunuyor. Mahallesi Gür Sokağı çok acil ekip. Peşinden bunca koşacaklar değerli mi bu? Evet değerli. Burada Selim'i benim öldürmediğimi kanıtı. Umarım öyledir Akif. Bu işin bir kanıtı varsa ortaya çıkmasını en çok ben istiyorum. Peki Elif, sen burada olduğumuzu nereden öğrendin? Tanımadığım biri aradı beni. Bu adresi verdi. Kocanın katili orada dedi. Ve ben seni görünce, yani seni burada görünce... O katil Akif mi diye korktun değil mi? Evet ama... Emredin müdürüm. Ya nihayet açtın be kardeşim. Biraz şuraya. Sormayın müdürüm. Biz aslında Seboy'la sizi arayacağız. Burada bak. Yahu bırak şimdi Seboy'u meboy tövbesine. Salih, bak Akif'e ulaştım. Şimdi hemen buraya çağırıyorum. O gelene kadar bir delilik yapma, gözünü seveyim ha. Hemen geliyorum müdürüm. Sebo, şu diske sahip çık. Tamam abi. Hemen gidiyoruz. Ne oldu diye sormayın bile. Heh, hemen alın şunu. Alın bunu, alın bunu, gel. Alın. Hadi yürü, yürü. Hadi. Abi, biz senden böyle görmedik abi. Ne olur bana emanet et şu silahını, hadi. Yavrum bana emanet edilmiyor. Elimden almaya çalışıyorlar onu Akif. Yusuf'u babasından ayırmak istediler. Kuyulara attılar. Ama Allah'ın izniyle o yıllar sonra da olsa yine babasına kavuştu değil mi? Güzel. Güzel dedin ama bizde Yakup'un sabrı nerede Akif'in? Öylesi nasip olsaydı her şey bambaşka olurdu. Nazlı! Kızım! Yavrum! Kızım gel! Durun ya! Ah. Anne! Kızım! We'll be right back.
Madem laf yetmedi iknaya, o zaman biz de yanarız bu yolda. Ne yapıyorsunuz siz? Ölmek bize düğündür abi ama yaşamak da şükürdür. Artık sadece kendi yaşamın değil, bizim yaşamımız da senin parmağının ucunda. İndirin silahlarınızı deliler. İndirin. Emrediyorum size. Emir demiri keser ama. Hakkın karşısında emir bile eriyip gider abi. Şüphen varsa sık abi kafana. Sık da saniyesinde şeklimizi biz de koyarız ortaya. Babacım yapma, indir silahını. Nazlı babam bana emanet. Hadi sen şimdi Elif ablana kocaman bir sarıl. Tamam mı? Hadi. Gel Nazlı. Abi. Sen ne yaptın abi ya? Ne yaptın? Nazlı! Kızım! Ya benim oğlan kaç haftadır bu hafızlık meselesine hazırlanıyor. Kıyafetin üstüne çay dökülünce oturmuş bütün gün ağlamış yavrucak. Kıyafeti yetiştiririz, sen merak etme. Ya Cemilciğim, mıntıka dışına çıktık ya, sorun çıkarmasınlar da. Yok be abicim, Asım kardeşim hafız olacak, hallederiz. Yakın ekiplerin dikkatine. Galyoncular mahallesinde 24 numaralı 2 katlı evin önüne kundakta bir bebek bırakıldığı ihbarı geldi. Yakında olan ekip arkadaşlarımızın acil olay yerine intikali gerekmektedir. Tekrar ediyorum, acil olay yerine intikali gerekmektedir. Ya Cemil, bu bizim gittiğimiz mahalle. Kıyafet alacağımız dükkan da orada. 6472 merkez. Merkez, Mehmet 6472. Adı geçen adrese intikal süremiz yaklaşık 2 dakika. Anlaşıldı 6472. İhbar gitti. Arkadaşlar, geldiklerinde sessiz bekliyoruz. Bebek falan göremeyince illaki çalarlar kapıyı. Devreye ise 2 kişidirler. Bunları süratle indirip kaçıyoruz. Böyle çifter çifter aşağı aldıkça polisin moralini içten içe çökerteceğiz. Hadi şimdi herkes pusu için yerlerine. Oğlanın hafızlık merasiminde aksilik oldu diye üzülüyordum. Kimsesiz bebeği almaya gitmek varmış nasipte. Yeni kıyafetini de alırız Asım'ın, bebeği de teslim ederiz. İlim rütbesini alırken ameli de katmerlenir. Elhamdülillah. ...6472 merkez. Galyoncular Mahallesi 24 numaradayız. Mekan incelemek için araç çıkışı yapıyoruz. Anlaşıldı 6472. Ya Cemil, ortada bebek falan görünmüyor burada. Bu sessizlik benim hoşuma gitmedi Hakan. Acele etme istersen. Ya yok be abicim, ne olacak?
Bak yarım saat kaldı. Yetiştirmemiz lazım. Ya görünürde bir şey yok Cemil. Bak evden aradılarsa bizim bebeği içeri almışlardır. Kaybediyorum oğlum! Taktık mı? Evet. Hadi bismillah. Elif, gözünde bin bir türlü endişe var. Hadi içinden ne geçiyorsa söyle. Sana tüm kalbimle inanmak istiyorum. Ve tek dileğim de kalbim ne diyorsa görüntülerden de onun çıkması. Kalbinin dediğini dudaklarına da söylesene. Selim'i öldürenin sen olmadığını görmek istiyorum Akif. Göreceksin Elif. Benim de tek dileğim gerçeğin ortaya çıkması zaten. Tabii, teknolojik sistemler genel sorumlusu Sebahattin kardeşim bize görüntü verebilirse. Yok arkadaş, çalışmayacağına yandım. Görüntü alamıyorum. Gerçi şu devrelerdeki veriyi başka sağlam devrelere kopyalayabilirsen, ki o da çok zor ama olmayacak iş değil. Belki o zaman olabilir yani. Şimdi seyredemiyor muyuz yani? Ablacığım bu elektronik iş kebap işine benzemiyor ki. Sardıramadın şişe hop tekrar çıkar tekrar tak olmuyor ki. Çalış be! Beyler çabuk çabuk. Hadi beyler, hadi çabuk. Hadi çabuk. Ne oluyor ya? Abi çıkıyoruz. Ya. Hayırdır? Önleyici hizmetlerden iki memura pusu atılmış. Hemen çıkmamız lazım. Çatışma hala sürüyor şu abi. Yapma ya. Hadi Sebo hadi. Tamam, hadi. Hadi çabuk çabuk. Çatışma sürüyor abi. Hadi hadi hadi. Şimdi hemen gidiyoruz. Atıyoruz. Operasyon zamanı. Hadi beyler yürüyün hadi hadi. Çabuk! Cemil! Hakan! Hakan!
kardeşim, dayan! Dayan aslanım, dayan! Kardeşim dayan! Dayan aslanım! Nereye kardeşim, nereye? Asım kardeşim bizi bekliyor. Kıyafetini bekliyor. Kur'an'ı toplayacak. Biz de bir kere dinleyip ziyaret çekeceğiz inşallah. Şimdi, yeter ki kıyafeti giyip hafız. Söz ver oğlum bana. Tamam oğlum. Buradan çıkıp doğru dükkana. Oradan da fenerime gideceğiz, tamam mı? Söz. Bana ancak kefen düşer. Mesela başında oğlumu okutun. Okutun da Allah'ımın yanına şöyle şöyle işleyebileyim. Hakan kardeşim. Yettiği kadar artık. Daha bitti, arazi bitti. Şimdi de şehirde başladılar pusatmaya. Ne iştir bu arkadaş ya? Ne iş ya? Hain pusulası. Beklenmedik saldırılarla polisin moralini bozmaya çalışıyorlar abicim. Biz de mahalle takımıyız sanki de hemen demoralize olacağız zaten. Uhud'u aklından çıkartmayacaksın abicim. Galip olsan da görev yerini terk etmeyeceksin. Bir adım bile geri basmayacaksın. Ne basacağız abi, ben söyleyeyim yekten dalarım. Moraliyle demoraliyle falan tuttuğum gibi alırım aşağı. Allah verir de arkadaşlar çatışmada sağlam duruyor olsanlar. İnşallah. Ya bu ne trafik arkadaş? Bu nasıl bir trafik arkadaş ya? Hadi Carlos, hadi oğlum, bayrakla yetişemeyeceğiz, hadi ya. Abi gaza vuracağım da, şuraya bak, hepsi baraj kurdu. Nasıl vuracağım gaza? Dur sen, dur, ben biliyorum ne yapacağım. Sen silahını ver, git kurtar kendini. Oğluma da kıyafet yapmıştır. Buradan ya senin oğlunun kabrine gideriz ya da mezara. Ötesi yok. Git kurtar kendini. Cemil. Üç beş bir şey daha var. Ben bunlara bir seri daha çakacağım. Dedeciğim, baban yetiştirecek mi kıyafetlerimi? Hızır gibi getiriverir inşallah. Sen hiç merak etme. Hadi sen arkadaşlarının yanına. Tamam dedeciğim. Niye kesti bunlar? Git oğlum! Sıkı tutun kardeşim. Tamam. Birlikte gidiyoruz kardeşim. Tamam kardeşim.
hayır. Kardeşim. Ayar olurum arkadaş! Ayar olurum bu suya! Geldiler kardeşim! Çok geldiler! Kurtulacağız kardeşim! Şuraya! ...64-72 durumunuz nasıl? Ben iyiyim arkadaşım, yaralandı. Durumu ağır. Tamam, siz kendinizi sağlama alın. Sakın görüntü vermeyin. Anlaşıldı, tamam. Cemil, gidiyorum ben. Bekle kardeşim. Temiz. Elinize sağlık arkadaşlar, geçmiş olsun. Akif abi, kaldım orada çakal. Oğlum, aslanlar geldi, çakallar nanay. Carlos, sende durumlar ne? Şeklimizi koyduk ortaya abi. Her türlü, eyvallah koçum. Geçmiş olsun. Gümleten. Hadi. Arkadaşlar geçmiş olsun. Gümleten. Dayan kardeşim, dayan. Dayan. Geçmiş olsun birader. Arkadaşım çok ağır yaralı abi. Ben şimdi gidip Asım'ın kıyafetini alıp yetiştireceğim. Tamam mı kardeşim? Selamünaleyküm, geçmiş olsun. İsmi ne? Hakan. 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 Bırakma kendini kardeşim. Ne yaman adammışsın arkadaş. Arkadaşın için canını ortaya koydun. İstesen arabayla topuklayabilirdin. Bırakır mıyım, içinde topuklaması? Can manı hepsi feda olsun kardeşim. Tamam. Tamam. Ambulans da geliyor. Sakin ol. Kurtulacaksın Allah'ın izniyle. Sen dönüp kaçmadığın için biz de hepsini kıstırdık evelallah. Allah cesaretini daim etsin kardeş. Abi. Hakan'ın oğlunun hafızlık merasimi var abi. Oraya kıyafetinin yetişmesi lazım. Yetiştireceğiz. Yetiştireceğiz kardeşim, rahat ol sen. Oğlum bekle abi. Vasiyetim budur. Hakan. Bu. Hakan. Hakan. Askerini de göreceksin, damatını da göreceksin inşallah. Savaşsız arkadaşım. Kardeş sen gel ben. Allah'a emanet. Geleceğim kardeşim, tamam mı? Sen takma kardeşim kafana. Oğlunun hafızlık elbisesini yetiştireceğiz inşallah. Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve arsala aleyhim tayran ababil. Tarmihim bi hicaretin.
nerede? Acil bir görevi çıktı Asım. Baban gelecek inşallah. Akif ben. Baban çok güzel okur benim oğlum dedi. Vallahi kaçırmayayım ben de geleyim dedim. Al bakalım. Baban gönderdi bunları sana. Hocasım. Hem de yepyeni. Hadi sen giyin Asım hadi. Hadi bakalım. Ne oluyor Cemil? Söyleseniz Allah aşkına. Amcacığım. Ben özel harekattan Akif Emir. Yarım saat önce çok ciddi bir çatışma yaşandı. Hain bir pusu. Hakan kardeşimiz çetin bir mücadele verdi. Ama yaralı maalesef. Şu an hastanede. Oğlum. Hakan'ım. Şimdi Asım için metanetli olmalıyız. Hazırım. Oo, süper olmuş Asım. Çok yakışmış. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel lezine en ante aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velat dallin. Amin. İyi ki silah başkasına değil kendi kafana dayadın Salih. Emniyette durumu izah edene kadar akla karayı seçtim ya. Durduk yere ben başkasına silah doğrultabilir miyim? Salih. Yani yine de senin için hava değişimi öneriyorlar. Bu durumda nereye gideceğim ki? Yani... Gerekirse erken emeklilik öneriyorlar. Olmaz öyle şey. Bu bacakların az da olsa iyileşme ihtimali var dediler. O ihtimali zorlaman uzun yıllar alabilir Salih. Salih. Ya Salih. Ya Salih. Müdürüm. Lütfen. Ugh.
Ya Zali, ne yapıyorsun be koçum ya? Otur, otur. Her uzun yol ilk adımla başlar. İşte ilk adımıma şahit oldunuz. Ya üstüme öyle bir yük yüklüyorsun ki Salih. Ama şşt, gerekirse omzumun üzerinden bas git arkadaş be. He? Bu halde emekli olacağıma şu tekerlekli sandalyede şehit olayım daha iyidir. Şuradan bir güzel haber çıksın da inşallah. Biz de müjdeyle gidelim Asım'a. Eşkıyaları gördün değil mi abi? Nasıl kurmuşlar pusuyu? Yalanla ihbar yapıp kucaklarında çekiyorlar. Sizin gösterdiğiniz cesaret onca teröristin ortadan kalkmasını sağladı. Kim bilir böyle daha kaç pusu atacaktı şerefsizler. Kızım, yavrum, iyi oldum. Cemil, Cemil, nerede benim oğlum? Cemil nerede? Allah şahidimdir ki kendi canımı siper ettim anacığım. Kınalı kuzum nerede? Sakin ol. Benim oğlum. Sakin ol. Cemil oğlum nerede? Hemen görüyorum. Anacığım lütfen. Ne yapma. Oğlum kendine nerede? Yazık ediyorsun anacığım. Anacığım. Cemil söyle lütfen bana arkanım nerede? Gel. Nerede benim kuzum? Tamam. Otur anacığım. Otur. Haberi duyunca fırladım yavrum. Ayakkabılarıma bile giyemedim. Nerede benim arkanım? Sen söyle Cemil. Nerede kanalı yavrum? Gösterin bana evladımı. Hala yoğun bakımda. Biz de göremiyoruz. Bekliyoruz. İyi olacak inşallah. Anne. Cemil abi. Taksi parasını verene kadar annem fırladı gitti. Abin nasıl? Abin içeride Yusuf. Bekliyoruz hala. Şehrin ortasında nasıl oluyor ya bu iş? Yok mu bu emniyetin kamerası, muhabbet sesi bir şeyi? Siz ne yapıyordunuz? Pusuya düştük Yusuf. Elimizden geleni yaptık. Ya bırak. Herifler nasıl vurabiliyor şehrin ortasında? Siz neredeydiniz? Ya Rabbim, ya Rabbim, benim hakkım. Kim o? Garibanın evine düşüyor. El alem keyfinde. Yiyor, içiyor. Oğlum. Ondan sonra... Sakin olun beyefendi. Bak kardeşim. Abin tam bir kahraman gibi savaştı. Ölürse ne olacak? Ne yapacağınız? Tenekeden madalya mı takacaksınız? Abim nasıl doktor?
Ne oldu doktor? Doktor ne oldu? Maalesef. Başınız sağ olsun. Meded ya nur-i ayni Muhammed Mustafa. Meded ya diğer pare-i Zehra. Meded ya şehid-i Kerbela. Aman. Namussuzlara karşı ayağa kalkalım. Kalk anneciğim. Evladım bizi görüyordur. Ayağa kalk ki onun şehadetini selamlayalım. Şerbetini içmiş. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Bin evladım olsa, beni de feda olsun. Beni de feda olsun sizin gibi yiğitlere. Şehadet cümle bize nasip olsun inşallah. Abi.
Hakan'ın kanının tek damlası bile yerde kalmayacak. Senden bir ricam var Akif. Söyle Cemil. Ben de özel harekata katılmak istiyorum. Sizlerle beraber omuz omuza bu kalleşlere karşı savaşmak istiyorum. İnanamıyorum. Akif. Kocama Akif vurmuş. Katil Akif. Bu iş peşini bırakmayacağım. Abicim ver şunu, ben halledeyim ya. Allah Allah. Ya hallettim be abi. İnat etti o, inat. Ben de söyledim. Bunlar bilgisayar kablosuna benzemez diyor bana. Kablonun kralı gelse tanımam. Senin gibi elektrik meslekten mezun değiliz ama iş görür yani. Hadi lan. Ya biz sobayı kurmuştuk ya. Odun lazım bize, odun. Balta nerede acaba ya? Abi. 10 numara olimpiyat stadı gibi kablolama yapıyoruz vallahi ya. Sağ olun çocuklar. Ben de sizi bir tek baskın yapmayı biliyorsunuz sanıyorum. Ah be abi. Abi. Bunların işi gücü bağlama çekmek abi. Bak. Ya ben baltayı bulamadım ya. Ben buldum, ben buldum. Beni çağır mısınız? Ne gülüyorsunuz oğlum? Delikanlı gibi geldik işte. Kardeş, şu arka tarafta balta vardı bir tane. Ben onu arıyordum. Sen de böyle gelince... Şey oldu. Ne yapacaktın onu? E odun kıracağım. E ben kırdım işte. Al. Nasıl kırdın lan bunları? İşte böyle. Hay maşallah be. Harbiden yo. Herif şov yaptı resmen ya. Vay zilde, ne güzel yapmışım ha. Aç o zaman kapıyı. Değil mi? Hadi hadi. Akif Emir hakkındaki soruşturma için dilekçeyi imzalarken tereddüt yaşamıştım. Ama doğru olanı yaptığımı biliyorum artık. Kanıtı da bu CD müdürüm. Nereden buldun sen bunu? İstihbaratçı şansı değilim. Bu görüntülerle soruşturma sandığımdan hızlı ilerler. Akif Emir bir an önce gözaltına alındı. Ve bu yaptığının hesabını vermeli müdürüm. Şimdi fark ettim de posta kutun da gitmiş abi. Ben sana yeni bir tane yaparım. Bu da sana gelmiş. Resmi evrak nedir acaba? Hayırdır Salih abi?
Hepiniz toplanıp evimi hanemi toparlamak için onca çalıştınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama bizim hanım sağ olsun almış evi başımıza çalmış. Boşanma tebligatı. Ne demişler? Altın ile fil dişi çeyiz getirdim yine de kaynanam kusur. Kardeşim olur mu? Ah be abi. Ah be abi. Sırf sen boşanma davasını kabul ettiğin için bu adama benim evimde çıkarttığı olay için dava açmayacağım Yasemin. Vallahi onun bütün meslek hayatını bitiririm. Biliyorum anne. Her şey öyle karıştı ki. Böyle çözülecekse böyle olsun. Bu boşanmadan vazgeçecekse de işini adam gibi bir yerde yapacak. Öyle Allah Allah demekle olmuyor. Hepimizi çok korkuttu. Babam bizi bırakmaz. Bırakmayacaklar. Göreceksiniz. Dur dur. Ben konuşurum onunla. Gezmeye götürürüm bir güzel. Her şeyi unutur. Çocuk o ayol çocuk. Hepsi gerçek. Şu rakamlara bakın efendim. Şu ölümlere bakın. Böyle vahşet, böyle cinayet olur mu? Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir vahşet? Bunu artık birilerinin bir dur demesi gerekiyor. Peki efendim, nerede olduğunu da söyler misiniz? Yeni de söyleyin ve yetkililere çağrı yapalım. Söyleyeyim efendim, tabii ki söyleyeyim. Kalyoncular Mahallesi'nde yaşanıyor bu vahşet. Ve kimse farkında değil. Yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Bu vahşete bir dur demek gerekiyor. Kalyoncular amca, Mahallesi'nde yaşanan bu vahşeti kınıyoruz. Ve tüm yetkilileri orası? Göreve çağırıyoruz efendim. Orası amcam. Aynen orası. Evet, biz buradan yetkililere de çağrıda bulunmak istiyoruz. Kalyoncular Mahallesi'nde sokak köpekleri öldürülüyor. Müthiş bir kıyım var. Neymiş efendim? Polis çatışma yapmış. Doğru düzgün yapsın efendim. Bunun lan! Amca! Daha toprağı kurumadan yaptıklarına bak be! Benim abim o mahallede şehit düştü! Doğru düz tek laf yok. Sokak köpeklerine çağrı yapıyor namussuzlar. Sen dur. Amca! Amcacığım ne olur sinirlenme. Ben babamı çok özlüyorum. Şimdi sen bana baba gibisin. Ne olur amcacığım benim yanımda ol. Yusuf ne yapıyorsun sen? Nedir o elindeki? Abimin şehitlik namusu benden sorulur anne. Şehit veren elin namusundan sual mi olunurmuş? Ver bakayım şu silahı bana. Ver. Anne bırak. Ver o silahı bana. Televizyonda konuşup duruyor. Hiçbir şeyden haberleri yok. Bizim acımızdan haberleri yok. Bana bak. Ben abini bu vatana şehit vermişim. Ama şimdi seni öfkene kurban verecek değilim. Anne. Ver o silahı. Ver. Amca yapma. Ver dedim. Sen annenin sözüne karşı mı geliyorsun? Ver o silahı bana. Bırak anne, dedim şu silahı. Yusuf. Bırak. Yusuf. Dur diyorum Yusuf. Dur diyorum sana. Dur. Analık hakkı için dur Yusuf. Hakan'ım gitti. Hakan anne. Gitti. Abi gitti. Abi şehit oldu Yusuf. Evimizde namusu sancağı oldu. Bunu herkes anlayacak. Amcanın. Herkes amca bilecek. Yapma. Amca bizi bırakma. Dur gitme. Amca. Dur amca gitme. Bırak. Allah yolunu önüne kurma. Ama sen ne için sokacaksın başını belaya? Amca gitme. Ne için kıyacaksın amca. Canına? Abi mi çek? Abi mi çek? Yusuf. Anne, babaanneciğim. Abi razı olmaz buna. Kalk buraya. Kalk. Amca. Yusuf. 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 We'll be right back.
Anacığım ne oldu? Acele, bir tam vaktinde geldin yavrum. Nelendi bizim Yusuf dede? Gelirken gördüm yolda. Seslendim ama duymadı. Bir taksi atlayıp gitti. Ah Cemil ha. Silah kuşandı da gitti deli oğlan. Kurtar silah onu. Silah mı? Evet. Görüntüleri gördüm diyorum. Selim de Akif kadar sizin arkadaşınızdı. Akif öldürmüş diyorum size. İyiydi ablacığım. Akif önerdi gidip bakalım olay yerine diye. O öldürse niye böyle bir şey yapsın? Bakar diski birlikte bulduk. Hatta sen yok muydun orada? Herifçoğulları geldiler bizden kaçırmaya çalıştılar diski. Yavaşlat ettiler diski. Ben görmedim içinde ne olduğunu. Sen nereden biliyorsun? Orasını biz bilmeyiz. Ama duruşumuzu sergilemeliyiz. Ne duruşu abi? Ne duruşu? Bana burada bir tek paşanın destek vermesini anlayamıyorum. Sen ne diyorsun Recep? Bu dedektiflik işine girer Elif abla. Hem Salih abimin ne dediğini duydunuz. Salih abim ne derse ben de öyle diyorum. Böyle davranarak Selim'in kemiklerini sızlatıyorsunuz. Ama siz de böyle yaparak Akif'e iftira ediyorsunuz. Elif! Efendim? Ablam! Şu görüntüleri bir de ben görseydim be. Elimdeki tek kopyayı emniyete teslim ettim. Gördüm diye ya Sebo. Yalan mı söyleyecek ya? Gerçek ortaya çıkınca hepiniz bana hak vereceksiniz. Kanalda canlı yayınlanan programda ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Beyefendi her dışarıdan gelen canlı yayına mı katılır? Katılmaz mı? Evlilik programları için dört bir yandan servis kaldırıp milleti stüdyoya tıkmayı biliyorsunuz ama. Onu kanal bilir. Sizi dışarı alayım ben. Ben de seyirci olarak fikrimi söylemek istiyorum arkadaşım. Şehit kardeşiyim ben. Benim de söz hakkım var. Beyefendi, beyefendi lütfen rica ediyorum. Yasemin. Böyle olmasını aslında hiç istemedim Salih. Ama herhalde ikimiz için de doğru olanı bu. Evin tamir işleri bitti. Artık elektrikte, ısınmada sorun değil. Nazlı'yı al gel Yasemin. Yapamam. Annem de silahını çıkartıp yaptıklarını. Haklısın. Özür dilerim. Şartlar ne olursa olsun öyle bir şey yapmamalıydım. Nazlı seni özlüyor. Belki bir ara getiririm. Ben siz olmadan bu evde ne yaparım Yasemin? Tedavi nasıl gidiyor? Doktorlar bir şey diyorlar mı? Fizik tedavi şu bu. Kendine iyi bak Salih. Allah'a emanet ol. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ulan sendin değil mi lan? Ne diyorsun kardeşim? Peşimi silmişler bir soluk olmuşsun artist. Arkadaşım bas kitlemedim mi ben sana? Sen karışma lan. Sokaklarda mı size? İndir bakayım seni. Bu adam hayvan düşmanı. Bu adamı uzaklaştırın buradan. Hadi arkadaşım bas git. Lan! Bu taraf uçakta polislerle doldu arkadaş. Lan polis kardeşiyim lan. Şehit polis kardeşi! Geç sen. Geç! Dur. Ne yapıyorsun? Geç.
Aç! Süperlüklerimiz gelir. Aç! Aslan kapıyı! Aslan! Olur çıkacağım kafasını aç! Aç lan! Aslan! Aç! Yürü lan! Aslan! Yürü! Alo? Akif abi, Cemil ben. Efendim Cemil. Abi bizim Yusuf, Hakan'ın kardeşi silah almış evden çıkmış abi. Abi hani bir ihbar gelirse haberin olsun diye söylüyorum. Bir delilik yapmasın oğlan. Tamam koçum, sen merak etme. Bir gelişme olursa anında şekli koyarız. Eyvallah abicim, sağ olasın, tamam. Abim, biraz daha hızlı gidebilir miyiz, hadi. Ah be çocuğum, ah be çocuğum. Oh, bir delilik yapacağım. Abi delilik yapacak bu oğlan. Ah komşular, ben ne edeyim şimdi? Tamam tamam, merak etme abla. Cemil polis dedi ya ben çözeceğim diye. Gönlünü ferah tut sen. Allah'ım sen oğlumun başına bir şey gelmesine izin verme. Sen yardım et ya Rabbim. Ah çok zor. Tamam abla. Ah çok zor. Gelsene içeri. Oğlum gel içeri gel. Yürü lan. Burası. Geç lan şöyle. Burası bir kendin. Onu da getirin lan. Ulan bilmedi. Yusuf Karataş stüdyoya geldi diye. Yusuf Karataş'ın da söyleyecekleri varmış. Çabuk Figen Hanım'ı çağırın. Kurtarın beni. Derhal gelsin buraya çabuk. Hadi hemen. Hadi durmayın, acele edin. Figen Hanım hemen buraya çağırın. Çabuk kurtarın beni. Geç lan. Geç. Burası. Bak. Bunu yapmak zorunda mı? Adamın canlı yayına çıkmadı galiba. Ama ben silahtan çok korkarım, yapamam. Yeter artık lan! Yapıza taşıp vuruyorsun lan orada. Ben aptal kadın. Zaten meşhur olmak için yapmıyor musun sen bu işi? Al sana fırsat. Çık bir yerine kahraman. Eğer canlı yayın olursa çıkarım. Kanal yöneticisiyle konuştum. Mevcut yayını kesip buradan yayın yapılması gerekiyor. Özel harekata da haber verilsin. Emredersiniz komiserim. Çabuk olun! Ooo! Akif abim. Kolay gelsin. Değil mi, şahane? Tam ağzına layık abim. Eyvallah harbim, eyvallah. Ne bu ya, kokuman kuşu gibi oturmuşsunuz? Çıkmıyor sesiniz soluğunuz arkadaş ya. Geç otur şöyle Akif. Siz bugün kendinize eğlence bulamadınız anlaşılan. Baksanıza abicim, suratlar toptan asık ya. Yok da oğlum bir şey. Selim'i sen öldürmüşsün. Öldürdün mü abi? Ya yuh be abi, yuh ya. Ne var oğlum? 8 saat laf mı çevireceğiz burada? Ya arkadaş, bir kere de bir yol yordam. Bir kere de bu kadar balta olma Allah aşkına ya. Nereden çıktı yine bu muhabbet? Ya Elif abla geldi abi. Elif mi yaptı böyle bir suçlamayı? Yok be abi, öyle geldi konuştu gitti işte. Siz de inandınız ha, öyle mi? Ya ne alakası var Akif'im ya? Oo. Yok abicim, ne inanması ya? Beyler, İftira kapıdan girdi mi, dostluk bacadan çıkar gider. Ayıp ettik be abi. Ulan balta, bunların hepsi senin yüzünden oluyor birader ya. Ben bir şey demedim oğlum. Ya Hafız, adamın küt diye indirdin kalbini birader ya. Ben bir gidip konuşayım Akif'le. Söylentilere kulak asma Akif. İşin aslını araştırırız.
Yasebo. Bize bir müsaadesi. İstersen bir ömür yas tutabilirsin Selim için. Son nefesine kadar hiç kimseye varmayabilirsin. Ama beni katillikle suçlayamazsın. Aynen öyle olacak. Bu işin peşini bırakıp yine eski günlerdeki gibi sana döneceğimi mi sandın? Sen bunca şüpheli yaşadıkça bunun imkanı yok artık. Evet, yok. Sen nasıl olur da benim herkese katil olduğumu söylersin? Nasıl olur da arkamdan konuşursun benim? Gördüm Akif. Her şeyi gördüm. Bundan böyle sen de kolla kendini. Selim nasıl kazaya kurban gitti deniyorsa... dikkat et, sen de bir kaza kurşununa kurban gitme. Attığı taş yaralamaz. Ama sihirlinin bir gülü yeter bizim canımızı almaya. Bunu sen mi söylüyorsun? Beni ne hale getirdin baksana. Bunca acıyı sen yaşattın bana. Aşık da olsam, bilesin ki aşık her zaman bey oturmaz. Aşk başıma geldi diye aklımda uçup gidecek mi sandın? Çekecek çilen varsa senden olsun. Verecek bir canım var. O kadar da almak istiyorsan al. O da sana hediyem olsun. Hadi beyler hadi. İşte fırsat ayağına geldi. Çekil önümden, çekil önümden. Sen intikamını alıp mutlu olacağını düşünüyorsan... boynumu önüme yıkar sessizce gidelim. Hadi bakalım. Bu operasyon benim gibi olsun. Hadi beyler hadi çıkıyoruz. Abi. Gidelim lan. Bu programda benim abimin şehit olduğu yerde sokak köpeklerinin öldürülmesinden bahsediliyor. Ama benim abimin lafı geçmiyor. Şimdi bu programı yapanlar bunun cevabını verecek. Bedelini ödeyecek. Yusuf. Tamam, olay bizde artık. Vay. Bak bak kimler gelmiş. Yusuf, sakin ol tamam mı? Sakin ol. Arkadaşlar, saldırganı tanıyorum. Yeni hizmetten Cemil memur ulaşın. Akif komiser aradığın adamı bulmuştu. Hemen gelsin buraya. İkinci emre kadar herkes beklemede kalsın. Yusuf kardeş, sinirlendiğini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Şu ikisi bozdu benim moralimi. Nasıl ama? Olmuş mu? Yayını beğendin mi? Yayını kesmek zorundayız Yusuf. Tabii tabii. Enayiydim ben de. Yayını kesin, kimse görmesin. İndirin sonra. Tıpkı abim indirdikleri gibi. Bak, ben bu işi konuşarak çözeceğimize inanıyorum. İyi o zaman. Sen de gel otur. Anlat. Orada değil miydin? Nasıl gitti abim anlat. Bunlar da sokak köpeklerini anlat. Sakin sakin. Yusuf sakin ol. Sonra da ben sıkarım bunları kafasına. Tamam. Tamam. Sakin. Yavaş. Sakın yanlış yavaş. Bir şey yapayım deme. Yavaş. Sakın bir şey yapma. Sakin Yusuf sakin. Geç önüne. Sakin. Akif, istediğin arkadaş geldi. Cemil abi. Adamını bulduk Cemil. Lan bu kameralar ne işmiş lan? Cümle alemi topladık buraya. Yusuf. Yusuf. Yanlış bir şey yapma kardeşim. Şimdi bak, abim burada olsaydı ne derdi sana? Ne diyecek ulan? Aslan kardeşim derdi.
Hiç sanmıyorum. Yusuf kardeş. Bak, abin de sana silahını bırakmanı söylerdi. Hadi Yusuf. Yeter artık. Ver. Ver şunu. Aman geç! Abi! Otur lan! Tamam, sen tamam, gelin. Sakin ol. Otur lan! Geç! Sakin ol! Otur lan! Kıpırdamayın! Özel hareketler şeyim var. Abimin neyim? Ben? Ha? Lan bakımı da olamıyorsunuz. Yetti mi lan? Durun tamam. Kurtarmaya. Yetti mi? Carlos, Elif, atış serbest. Dur 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 dur. Ateş etme lütfen. Yusuf gözünü seveyim. Atış serbest. Ateş et. Vur beni. Vur beni. Kıpırdamayın lan! İlk görevimizi devraldığımızda abin bana ne demişti biliyor musun? Dinlemeyeceğim ben seni. Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim ben. Kurtaramadınız abimi. Ben de sizi yakacağım. Gün gelir de görevde şehit olursam benim ailemden kimse isyan etmeyecek demişti. Hadi lan orada. Çünkü benim ailemden isyankar çıkmaz, vatan evladı çıkar demişti. Hadi orada. Ve gözüm arkada kalmayacak. Çünkü bana bir şey olursa Asım'a sahip çıkacak Yusuf'um var demişti. Hadi lan. Hadi lan. Hadi aslanım. Hadi lan. Hadi be Yusuf. Hadi be kardeşim. Hadi Yusuf. Hadi. Lan! Lan! Dur, dur Yusuf, dur, dur. Sakin ol! Yusuf! Yusuf iyi misin kardeşim? Yusuf! 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 İyi misin kardeşim? Karnas geçecek kardeşim. Geçecek. Tamam tamam sakin ol. Bak bir seyre. Hadi Yusuf. Tamam tamam sakin ol. Yusuf! Yusuf geçecek. Geçecek artık. Geçecek. Hiç merak etme. Ben senden düğün istedim. Şehadet istedim. Sen bana operasyon başarısızlığı hediye ettin. Hedefi şaştın Elif. İsabet ettiremedin. Ama içi. Ha şu ölümsüzlüğü. Keşke beni indirseydin. Keşke. Akif abi. Abi misin? Eyvallah Cemil. Yine yürüdün silahın üstüne. Sen ekip bire layık bir adamsın. Hala bize katılmak istiyorsan başım gözüm üstüne. Abi çok sağ ol. Sağ olasın abicim. Müdürümle konuştum. Gerekli işlemler için sana yardımcı olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum Akif abi. Olur mu abicim? Çağırdığımızda gelip yardımcı olman yetti bize. Hadi sen şimdi git. Bekletme müdürü. Ne yapman gerekiyorsa öğren. Evraklarını hazırla sen. Hadi. Hayırlı olsun. Eyvallah abi.
öldürmek senin niyetin. Buyur buradayım. Öldür. Dur. Dur, yaklaşma bana. İnanmıştım ben sana. Tüm kalbimle inanmıştım. Seninle mutlu, hiç sahip olamadığım bir hayat, bir ev hayal etmiştim. Ya ben? Sana evlenme teklifi ettiğimde neyin hayalini kurdum sanıyorsun? Çok acı çektirdin bana, çok. Ben mi çektirdim? Ya Suriye'de senin için işkence gören kimdi? Bendim, ben. Senin düşünmediğin bir an bile yoktu. Gözlerin, gülüşün, yüzün, hepsi yağmur yüklü bulutlar gibi dolandı durdu üstüme. Ben öldüm, sen yağdın üstüme. Sen yağdın, ben dirildim. Ve Allah'ıma hep yalvardım. Tek duam seni dünya gözüyle tek bir kere, tek bir kere daha görebilmekti. Ya ben? Evi başına yıkılmış küçük bir kız çocuğu gibi kaldım ortada. Görevden dönecektim. Bir yuva kuracaktık birlikte. Yoktun ama her gece rüyalarımdaydın. Senin gözlerine baktım rüyalarımda. Küçücük ama huzurlu bir ev. Bir pazar günü mis gibi kızarmış ekmek kokan bir mutfak. Çayımızı demlemişiz. Sen gazeteni okuyorsun. Ve masamızda çocuklarımız. Bunları bana canımı daha çok acıtmak için mi anlatıyorsun Elif? Hayır sersem. Seni sevdim ben. Seni deli gibi sevdim. Bunu o kalın kafana sok diye anlatıyorum. Hayallerimizin hepsi bohça oldu. Yüklüye kalktı Elif. Eğer Selim'i öldürmeseydin her şey başka türlü olabilirdi. Elif, haklısın. Sen beni katil olmakla suçlamasaydın eğer çok daha farklı olabilirdi. Kafamdan mı uyduruyorum? Allah'ım, çok acı geliyor bunu sormak. Çok zor geliyor. Ama sen yapmadın mı Akif? Katil sen değil misin? Gözlerimle gördüm. Sendin ya Selim'i vuran. Ama bil ki sen asıl benim kalbimin katilisin. Maşallah. Üstüme iftira atılan cinayetler iki oldu. Beni bir bakışta yaktın sen. Gel dedin. Sonra ertesi gün uçağa binip gittin. Ölüm haberin geldi sonra. Çaresizdim. Yalnızdım. Başkasının nikahına sığınmam mı gerekiyordu? Madem ölmemiştin, bir haber gönderseydin ya. Olur. İşkence odasından telgraf çekerdim sana. Özel harekatçı muhteşem Akif Emir. Ama beceriksiz. Ardında bekleyen kadına yaşadığını haber edemeyen Akif Emir. Sırf senin için yaşadım ben. O cehennemden senin için çıktım ben be. Ya çıktın da ne oldu? Şimdi benim cehennemim oldun sen. Sen benim kısmetimdin. Helalimdin. Sen benim mucizemdin ya. Yeter. Bunların hiçbirini duymak istemiyorum. Tekrar benimle birlikte olabilmek için mi öldürdün Selim'i? Sen benim canımdın, canım, canım. Hayatımdaki en kıymetli şeydin. Ama parmağına taktığın o yüzükle asıl sen öldürdün beni Elif. Ve şimdi bana katil diyerek lime lime ediyorsun benim cesedimi. Kısmetin ha? En kıymetli şeyin ha? Mucizen ha? Senin yüzünden mucizelere inanmaz oldum. Elif! Elif!
Elif ne yapıyorsun sen? İndir şu silahı. Şimdi beni kurtarmak için ancak bir mucize gerekir. Çünkü hayatının en kıymetli şeyini alacağım senden. Elif yapma. Elif ne olur. Sakın, sakın. Sakın bir delilik yapma Elif. İndir şu silahı lütfen. Bu acı sana bir ömür yeter Akif. Elif. Hatıram olsun. Elif. Elif. Yardım edin. Canım gidiyor. Buyurun. Canım. Ne olur yardım edin lütfen. Buyurun. Hemen yatır şöyle. Ne oldu? Bayıldı. Nefessiz kaldı bir süre. Ne olur kendine getirin onu. Tamam, biz gerekeni yaparız. Lütfen dışarıda bekler misiniz? Tamam. Tamam. Sen yardım et. Bırakma beni Elif. Akif Emir değil mi? Evet. Hakkınızda gözaltına alınmanız için emir var.